Lekka şunlar ne kaçın? Yemek koymuşlar onlar için buraya. Yoğurt iyi. Al ananın şeyine sür, yalar bitirir. Alın orospu analarınızın şeyine sürün, sonra kaset yaparsınız. Çıkınca sinekler burada, sinekler üşüşmüş. Bir tane burada hala. Penceremizin önüne sinek daha yapmak için. Nereye dalacaklar? İşaretledikleri ağaçların oraya. Anasını yoğurt. Hayvan için sağlıklı mı bu? Bilmiyorum, mantığı zorlayayım. Mayalı şeyler, mayalı değil mi? Zararlıydı, hastalıyor onları. Süt ürünleri de, belki saf süt değil bilmiyorum. Fakat öyle bir yerde okudum. Süt ürünleri de zararlı, bunları hasta ediyor. Niye hasta ediyorlar? Sıçıp sıçıp milletin kanallarına, millete zarar versinler diye. Ve kendi analarıyla ilk hamsterda oldukları için. Niye ben orada video yayınlarken bakarken doğru oldu mu? Tekrar çıkıyorum bir kahve daha ve kontrol etme. Çünkü görünmez toz kadar mikroskopik yumurta şu bu. O ufak yaratıklar yayınladığım sümüklü böceklerin içinde mi? Oradan çıkıyorlar. Ne kadar ufak olduklarını düşün. Sonra büyüyorlar. Kedilerin kulaklarına, her yerine. Kaşın babam, kaşın. Bize de aynı zararı veriyorlar. Yaralar yaptırıyorlar. Ki sinekleri tam böyle noktaya sokuyorlar. Organlara vurması için. Sinekler de taşıyor bunları. Gördüğünüz gibi sümüklü böceğin üstünde kaynıyordular. O yüzden sümüklü böcekleri döküyorlar. Orospunun piçleri. Hiç korkmadan bu lafı söyleyebilirim. Çünkü kanıtlarımla. O sözcük ne demektir? Orospu nereden gelme? Orion spoon. Arkon spoon mu? Nereden geliyor o sözcük? Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyorsa bu millet işte. Çünkü yaptıkları şeyler belli. Talmud'a göre. Bu kedi tanrıçasının bir özelliği işte. Fuhuş muhuş. Sonradan akladılar biraz. Bereket tanrıçasıymış. Evet. Hayvanlar gibi sokaklarda çiftleşin. Bereket. Yani bereket dediğim doğum bakımından. Türkçesini hatırlayamadım pek. Daha çok sokakta pata pata. Sonra bu iblise daha çok kurban. Dün bir hikaye duydum. Aynı burada aynı işi yapan, Hindistan'da aynı işi yapıyor ev işleri. Zenginlerine diyor ki millet orada sokaklarda çiftleşiyormuş. Hayvana tapan millet. Hiç şaşırmadım. Bu bokları siz de yiyin, yiyin kokusunu, siz de sokaklarda çiftleşeceksiniz. Kedi tanrıçası işte, özelliklerinden biri bu. Bütün rahibeleri, toplantılar, ayin günlerinde topluca birbirleriyle, ailece ana oğul. Diğer özellikleri, kimyasalları ve ilaçları, uyuşturucular.
diğeri kumar. Say sayabildiğim kadar. Koruma falan, koruma be. Korunun sizi koruyacak ha. Evet. Neyle belli? Evinin etrafı çevrili. Mikropla koruyacak. Öyle kendini o kadar güçlü hissediyor ki güç gösterisi yayınladım diye bakın dedim. Servisler eksik değil oradan. Özel bir tane koydu oraya. Aynı işi gören başka bir kedi yok kabası. Bir ayı geçti be. Aynı yerde. Ben bu sineklere teklif olsalar eskiyi düşünün be. Karımı hiç rahat bırakmadılar. Gece 4'te şamatadan uyandım. Sinek alıyor aletle. Çatpat. Uyusmadılar. O yüzden hala uyuyor. Diğer programlarla da stalking, o şeylerle de saldırıyorlar karıma. Bana görünmeden. Hakaretlerle. Ne diyeyim ki be? Torununla da kaset yaptın mı? Cat Jugglery'ye torun falan mı olduğunu düşünmüyorum yani. DNA testi yapsın. Çünkü çalıntı olabilir. Doğum hastanesindeki güçleri belli. Şimdi gidip esnafla birkaç laf edelim. Alışveriş lazım. Bakın çöplere de. Oradakileri kaldırmışlar. Çektik diye. Buradakiler duracak. Oradakiler kalktı. Emir yüksek şeytandan. Selam komşu, kolay gelsin. Ne haber? Var mı? Ne var? Ne hiçbir şey bildiğin gibi. Sen nereye alıyorsun? Evler yanında mı? Baskın oluyor mu? Baskın oluyor. Bu ara hiç olmadı. Bu ara biraz daha iyi. Allah'a şükür. Kedicik. O görünmez şeylerinden sal biraz müşterilere. Yesinler. Yok mu lan bir tane? LGTB'de bana laf atacak. Anam avradıma söyleyecek. Sadece gel bir iki laf. Abi nasıl gidiyor? İyi abi, fayda etti biliyor musun kardeşim? Ha, fayda etti değil mi? Bak gidiyor. Geçti değil mi? Arkadaş bak sana söylüyorum. Şu kutunun önünde, ha, şu kutunun önünde, şu ağacın dibinde, evet, size girer. Kanallar var. Ya abi hiç bildiğin gibi. Oralardan gördüğün Allah zaman. Kim yapıyor bunları? Bu ufacık parazitler şeyin içinde. Kim yayıyor bunları? Ha? Kim yayıyor bunları? Ya sümüklü böcekler de işin içinde. Tamam, değil onlar mi? Üretiyor o şeyleri. Bunlar bir çete gibi bir şey o zaman abi. Kasıtla hayvanlara bulaştırıyorlar. Bilerek yapıyorlar. He, kasıtla oraya yerleştiriyorlar sphinx gibi. Ha. Oradan direkt buraya çekiyor kanallarla söyleyeyim. Çekiyor. Gözle görünmez şeyler. Ve herkes de yaygınlaştı bu arada. Herkes de hissediyor. Ve alerji oluyor. Çok insan geliyor mu aynı? O gelmez mi ya? Çok var. Hep alerji olmuşlar. Artık o mu yapıyor, alerji mi yapıyor? O yapıyor, o emin ol. Çünkü ben yaşıyordum. Bunu keşfettim. Karbonatlı suyu ha? Allah gözüme soktu internetten nasıl temizleyeceğim. Ondan sonra yok oldu. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Ayaklarım yara içindeydi. Allah Allah. Bir anda mı oldu? Ha? Bir anda mı oldu? Ya yavaş yavaş başlıyor. Kapıtıkça çoğalıyor. Tamam mı? Tamam abi. Yoksa hiç kurtulamazsın. Tabii, karbonatlı suyu niye oldu ya? Tamam.
Eyvallah abi, sağ ol, teşekkür ederim. Yani uzak tut diyorum, tekrar yok, olur yok. Yani. Fazla dakika oraları yanaştırma. Buraya yanaştırılan mı uzaklaştı? Aynen öyle. Tamam mı? Tamam abi. Kendini koru. Eyvallah. Tamamen vücudu yara etmek için ve organlara da vuruyor yani. O şeyler için işaretledikleri ağaçların oraya dayatıyorlar. Burada yaptıkları gibi. Ki şimdi Allah'a şükür yani eskiden birkaç sene, 3-4 sene önce inanılmazdı be. Eve geldik. Tam buradan saldırıya uğradım. Lince. O şıllık boğazıma asılıp buraya kadar sürüklenilen sonra iki köpek omuzuma. Pata kötü pata kötü. Kaç linç yedim buradan. Tam olarak burada. Bu pislikleri döktükleri yerde. Ve görün yani kumandayı görün. Oradakiler kaldırılmış. Çektim, buradakiler hayır. Buradakiler duracak. Böyle kedi köpek o kabazları. Ne oldu? Dükkan mı açıldı? Neler söylediğimi mi yoksa frekansla video mu iptal ettiniz? Pis katil. Kesinlikle amaç oydu. Duyuyorsunuz USB'yi. Tanımıyor bile. Uğraşacağız.